Merhabalar, ben Alper Endiler. GSL Mühendislik firmasında proje ve satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bu videoda en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi olan Robuster Router'larda IPsec VPN kurulumunun nasıl yapıldığı ve kurulum esnasında sıkça karşılaşılan problemlerden bahsedeceğim. Öncelikle VPN hakkında kısaca bilgi vermek gerekecek olursa, VPN iki farklı lokal network arasında bir tünel oluşturarak bu iki network'ü bir bakıma birleştirme görevi üstlenmektedir. Bu sayede sahada farklı lokasyonlarda yer alan uç cihazlarınıza çok daha güvenli bir şekilde lokal adreslerinden erişiminize olanak sağlar. Robuster router'lar IPsec, OpenVPN, L2TP, PP2P, DNVPN ve Robustel'in kendi VPN tüneli olan RobustVPN'i desteklemektedir. Şimdi de endüstriyel uygulamalarda çokça tercih edilen IPsec VPN ayarlarını Robuster R3000L4L cihazını kullanarak anlatacağım. Robuster cihazların default IP'si olan 192.168.0.1 IP'sini web tarayıcımıza yazdıktan sonra kullanıcı adı admin, şifremizde admin olarak girişimizi yapabiliriz. Girişi yaptıktan sonra ben cihazı daha öncesinde static IP'ye çekmiştim. Kendisi 5.26.149.104. VPN ayarları için sol tarafta VPN sekmesinden IPC'yi seçtikten sonra tünel kısmına gelerek şu sağ tarafta görmüş olduğunuz artı butonuna basarak yeni bir VPN tünel oluşturabiliriz. Burada görmüş olduğunuz Enable, IPsec VPN'ini aktif ya da pasif hale getirmek için kullandığınız butondur. Tanım kısmı IPsec VPN'e kendiniz belirtmiş olduğunuz bir tanım. IPsec VPN iki farklı lokasyonda kurulması gerektiği için Gateway kısmı karşı taraftaki Robustel'in static IP'si olmak zorunda. Yani bu cihazımızın şu an için static IP'sini 5.26.149.104 olarak ayarlamıştık. Karşıdakini de örnek olarak 5.26.149.105 olarak tanımlayabiliriz şu an için. Lokal subnetimiz şu an konfigürasyonunu yapmakta olduğumuz Robustel'in lokal subneti 192.168.0.0/24 subnetimiz. /24 burada 255.255.255.0 maskına karşılık gelmektedir. Uzak subnetimiz de karşı tarafta kullanacağınız Robustel'in lokal subneti olmak zorunda. Bu da 192.168 örnek olarak 1.0/24 subneti olarak belirleyebiliriz. Bunu bu şekilde olmaması gerekiyor. Eğer VPN kuracaksak VPN'in amacı olarak iki farklı subneti birbirine taşıyacağı için bu iki subnetlerin birbirinden farklı subnetler olması gerekmekte. Onun dışında IPsec ayarlarında ana başlık olarak iki farklı ayar mevcut. Bunlardan bir tanesi IKEA ayarları olarak geçmekte. Diğeri SEA ayarları olarak geçmekte. İki farklı Robustel arasında VPN kuracağımız için bu ayarlar default olarak bu şekilde gelmekte zaten. Dilerseniz hiçbir ayarı değiştirmeden bu VPN'i karşı tarafla beraber kurabilirsiniz. Dilerseniz de burada çeşitli şifreleme algoritmalarını değiştirip karşı tarafta da onunla aynı şekilde eşleşecek ayarları yapmanız gerekmekte. Burada önemli olan bir diğer nokta ise şuradaki yetkilendirme, yani şifre yetkilendirmesi ve şifre tipi. Şifre yetkilendirme tipi olarak en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan PCK'yi seçip örneğin şifreyi de test olarak belirlediğimiz takdirde kaydedip bu tarafta da ayarları kaydedip save apply yaptığımız zaman karşı tarafla bu robustel arasında kurulacak VPN tünelin ilk aşaması tamamlanmış oluyor. Yine aynı şekilde bu ayarların tam tersinin de karşı taraftaki robustel üzerinden yapılması gerekiyor. Bu ayarları tamamladıktan sonra VPN tünelini başarılı bir şekilde kurabilirsiniz. IPsec VPN ayarlarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buna benzer videoları izlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.